Kapıları yağladım. Merhabalar, Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz hoş sevgili geldiniz arkadaşlarım. arkadaşlar. Burada yaramaz bir çocuk var. Evet. Ben arka odaya gidince hemen ekmeğimizi fırına atmış. Evet Çeki. Dedim ki, herif dedim az beklesin dedim hani. Borcam da bir mayalansın. Geçen gün bana borcam almıştı ya arkadaşlar. Mayalansın dedim. Yok, sabredemedi. Şimdi onun işi hemen olacak gidecek. Görürsün nasıl olacak. İnşallah güzel olur Bıcacığım, inşallah. Sonra hamuru fazla yoğurmuştum. Bakın bununla da şimdi güzel ekmek kızartmaları yapacağım. Yağlı ekmek deriz biz. Annem çok yapardı. Çocuklarım da çok sever. Şimdi çocuklar uyuyor. Onlar uyurken biz şu ekmek için halledelim. Kahvaltı yapalım. Nasıl meraklı, nasıl meraklı, nasıl meraklı. Kahvaltı hazırlayacağım ben şimdi arkadaşlar. Başlayayım. Ekmeğimizi kızartayım. Şöyle domates, salatalık, biber, zeytin, peynir. Allah bereket versin. Değil mi kocacığım? Yani. Oradan ne arıyorsun? Yumurta. Çocuklar haşlayayım mı? Çocuklar da aç, evet. Haşlayayım mı onları da? Haşla haşla uyandırırız onları da. Bir de bakın ne yapmış. Bu adam, diyorum ki ona sen emekli ol. ben iş kadını olurum, ben çalışırım. Bakın ne göstereceğim size. Balkonda çamaşırlarım vardı. Onları da altları bir yere koymuş. Üstleri de bir yere koymuş. İş çamaşırlarını da ayrı bir yere koymuş. Toplamış. Sağ olsun Gececiğim. Ben yatağı toplayana kadar bu şekilde halletmiş. Bir de kızımın yaptığını göstereyim size. Bakın teyzeleri, ablaları, bacıları. Ne kadar güzel değil mi? Panç işine de merak sardı. Yavrum valla yapıyor. Eli de çok yakıştı. Çok da yatkın. Çok da güzel. Sonra burada pilates bandımız. Böyle spor yapıyoruz. Cansucuğumun laptopu. Mutfağımız bu halde. Tamam Gececiğim, pişer o pişer. Ama yumurtayı şimdi koymakla çok acele ettin bence. Gerçekten. Ya. Çay demlenecek. Ekmek kızaracak. Soğuyor sonrasında. Suyunda duruyor. Tamam. Bir de akşamdan ne yaptık? Yaptık. Kuru fasulye ısladık. Etli kuru fasulye pişireceğiz bugün. Öyle yapacağız. Evet. Ben de şimdi hemen çayımı demleyeyim. Mutfağa girişim. Bismillah diyeyim, başlayayım. Yumurtamız da haşlanıyor. Hadi başlayalım. Bu büyük tavamı çıkardım arkadaşlar. Çünkü bunda pişirmesi çok daha hızlı olacak. Çayımızı şu şekilde demliyoruz. Nasıl demliyoruz? Çayın üzerine sıcak su koyuyoruz. Gerçekten mi? Dök dök çeksin Gececiğim. Vallahi elim kolum ağrımasın. Görüyorsunuz. Şöyle. Tamam. O da tamam. Ali şimdi mutfaktayız. Hazır sıcak suyu da buna. Dökme dökme. Edelim. Isınsın bu. Gececiğim yağdanlığımız da boş. Yağdanlığımızı da doldurmamız lazım. Bak tenekeden döküyorum. Döktüğün gibi geldi bana. Ama ekmek kızaracak, hamur kızaracak. Hemen şimdi hamurlarımı koymaya başlayayım ben. Hamur leğenimi aldım. Sonra şöyle tabağa da su koydum. Yağla değil, elimi böyle suya sokuyorum. Hamurdan bir parça alıyorum. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle alacağım. Şöyle. Bak şöyle alıyorum 3 parmağımla. Sonra koyamıyorum. Çünkü elimi tam ıslatamadım. Şöyle koyacağım. Sonra açıyoruz bu şekilde. Şöyle şöyle. Şöyle mi diyorsun? Evet, böyle böyle. Bak şimdi. Bu şekilde. Bıraktığım gibi olmaz mı? Bıraktığım gibi olmaz çünkü içi pişmeyebilir. Şöyle ezmek gerekiyor. Böyle. Şunu da koyalım. Sana mesaj geldi. Kızlar bana mesaj geldi. Kimden? İdare bir ol. Ali Beyciğim ancak görev mesajları geliyor arkadaşlar. Şunu da şöyle büyükçe koyalım. Geçen gün elimi yaktım biliyorsunuz izleyen arkadaşlarım. O yüzden yoğurdu üfleyerek yiyoruz. Dikkat ederek yapıyorum bu sefer. Azıcık altını kısabilir misin? Yumurtadan geldi gerçi elime sıcaktı.
Aç aç. Gülçeciğim aç. Hayır, sen yanımda olunca ben şaşırıyorum bazen yapacağım şeyleri. Patronun yanında işçinin eli titrer. Patronun yanında işçinin eli titrer. Sözümüz geldi. İşte bu şekilde kızartacağız. Ekmeğimiz de fırında. Sıcak sıcak onu da çıkarırız herhalde. Hı? Haydi. Yani o da bir 10 dakikaya pişecek gibi. Yetişir mi kahvaltıya? 10 dakika içinde pişecek gibi. Bu niye tam bir şey olmadı ki? Oldu ya, ne olmadı? Yağ fazla ısınmadığı için hemen kabarmaya başlamadılar. Ama yağ emer. Evet, işte erken koyduğumuz için yağ da inecek. Çekecek. Evet, bu şekilde pişireceğiz. Çevirme zamanımız geldi. Evet. Birazcık cızır diyebilir çünkü üstünde suyu, hani elimi suya soktuğum için. Hangisi? İyi değil mi kızarmaları? Yumurtamız da kaynamaya başladı. Yumurta işi sen de Ali. Ben şey yapamıyorum pek, biliyorsun. Ne bu? Kayısı kıvamında. Yok yok. Arada tutuyorum. Denk geliyor. Şuraya bir tane daha koyalım. Allah sıkıştı. Kızgın ya. Kime kızdıysa. Biraz da yağ gelsin. Tamam. Tekrardan çeviriyorum. Çünkü biraz daha kızarsınlar. Ne? Tekrar mı çevireyim? Ben kapatayım da. Ona sığmaz ki hocacığım. Şeyden alalım. Sığmaz ama sığmaz. Şeyde var ya. Camlı dolabımız var ya. Oradan alalım bir kap. Var değil mi? Ne alalım da? Orada mı? Şey alabilirsin. Dur, bu da küçük oldu. Neyse, iki tane şey yaparız. Şey, servis tabağı, normal servis tabağı alacaktı. Küçük olur dedim. Bunu seçti. Artık alıyorum. Bu en son koyduğum. Bak, en son koyduğum nasıl kabardı Ali, görüyor musun bak. Yani neden acaba? Çünkü sıcak sıcak yağı gördü. Altını kısar mısın canım? Diyorum ki Alişe, sen emekli ol, ben iş kadını olurum. Ben yaparım diyorum hani. Para işi bende, ev işi sende. Şimdi devam edelim kalan hamurumuza da. Hemen yanına bir salatalık, domates, zeytin, peynir. İlk biberimiz de girdi eve. Artık şey yapabiliriz. Az bir dakika hocam. Şey yapabiliriz. Patlıcan, biber eve sokabiliriz artık, değil mi? Ayş. Yani bahar geldi, biraz daha iyiydi sanki. Şöyle şeyini şey yaparsan. Ekmeklerine bakması için beni öteye kaydıyor. Şu leğenimin dibini de güzelce bir sıyırayım. Son hamurumuzu da koyalım. Hamur işini de Ali Bey'e devrettiğime göre ben domates salatalığımı çıkarayım. O kızarmıştır ama onun altı Ali. Baktın mı? Yine çevirdim ya. Şunlara da azıcık yağ gelsin. Yapışmadı. Şunlar... Yapışmasın diye dedim.
Salatalık kaç liraydı? Salatalık 5 lira. 8 lira diyordun ya bir ara. İhracat yok ki şu anda. Ömür aldılar bize ucuz verdi. Çevirebildin mi? Mi? Çevirdin sanki. Hamur var ama bunda dur. Hamurlarımız gayet güzel. Bunu çevirmeye gerek var mı? Niye? Şu an kızarmış mıdır diye dedim. İnce oldu. Şöyle yağı da alsınlar. Ben domatesime devam edeyim. Salatalığımı soydum. Şöyle bir kenara salatalık doğrayalım. Sonra bir kenara domates doğrayalım. Şöyle şuraya da. Çok şükür oğluşum da öğretmenlerin attığı testleri bitirdi. WhatsApp grubundan öğretmenlerimiz sağ olsun ders testlerini atıyor. Çocuklarımız da çözüyorlar. Resim öğretmenimiz de resmin fotoğrafını istedi Nisan'ın 10'una kadar. Atın dedi. Ona göre not verecekler sanırım. Resim, müzik. Müzik öğretmenimiz de bir tane şey attı. Hangi şarkıydı? Hatırlıyor musun? Hatırlayamadım. Ben öyle değilim. Bir tane müzik attı işte. Parça attı. Dedi bunu çalın, videosunu çekin. Bana gönderin. Bu şekilde evden de eğitime devam ediyoruz arkadaşlar. Çok şükür oğluşum biraz gerideydi. O da neden? Evde yazıcımız yoktu. Ve aman yazıcı olmaz olur mu? Evde yazıcımız var. EBA'ya giremedik arkadaşlar. İnternette sıkıntı olduğu yazıcının için. Yazıcının kartuşu yoktu diyelim. EBA'ya giremedik. Yazıcının da kartuşu yoktu. Çıkaramıyorduk testleri. Aleşim sağ olsun şey yaptı, kartuşu falan doldurdu. Biz de şimdi şey yapıyoruz, öğretmenlerin attığını çıkarıyoruz yazıcıdan. Caner'cim de çözüyor. Çok şükür yetiştik, hallettik onu da o şekilde. Yani EBA'ya giremedik. EBA'ya girebilsek çok güzel olacaktı ama. Biberlerimi de aldım geldim. Biberlerimi de şöyle şuraya doğrayacağım. Siz nasıl yapıyorsunuz uzaktan eğitim işlerini arkadaşlar? Alışabildiniz mi? Küçüğünüz var mı? Küçük çocuğunuz var mı? Alişim sordu. İlla ki vardır. Birkaç arkadaşımın çocuğu yok. Allah'ım inşallah onların da tez vakitte kucaklarını doldursun. Anne babalık duygusunu tattırsın inşallah. Onlar da öyle imtihan oluyorlar. Rabbim imtihanımızı kolay eylesin. Evet. Tamam. Sebze tabağımız hazır. Ekmeklerimiz de hazır. Şimdi ne yapalım? Şimdi peyniri, zeytini çıkaralım. Yumurtayı soy, yumurtayı. Yumurtayı sen soyacaksın Gülcacığım. Yok. Niye? Sen soyarsın, ben de peyniri, zeytini çıkarayım. Masamızı da açalım arkadaşlar. Alişim pişer o pişer, kalksın. Ya bakmayınca pişmiyor. Şöyle masamızı da açalım. Açalım. Bu sırada açsın. Ben masamızı açayım. Ben de cam açayım. Koku çıksın. Aç Gülcacığım. Şöyle sizle beraber hazırlayalım bugün masamızı da. Patates kızartsam mı dedim. Patates kızartsam mı dedim. Ali şimdi dedi ki boş ver. Bir sürü şey var. Sonra ekmek pişti mi? Pişti. Şu videoyu ayarlayayım ben dur. Kameramızın görüntüsü şimdi daha iyi oldu ama ışığı açayım. Karanlık oldu. Işığı açalım. Birazcık ışık.
Ben bir tane çalıyorum. Çalma. Hayır. Niye çaldın? Ailem yoruma gidiyor hamur. Nasıl hamur? Allah hamur. Getir bakayım. Evet, bu pişmemiş. Diğerine bak. Geri koyarız kocacığım, dur. Hayır, bu hamur değil. Değil mi? Değil bak. Bu en son koyulan, çok fazla bekletmediğin için. Gösterelim arkadaşlar, bakın. Hamur değil ama bu hamur kalmış çünkü en son koyduğumuz hamur. Kısa süre kaldı çünkü. Evet, kısa kaldı. Geri koyalım, pişsin. Sen altını açsana oğlum, ben çatalları falan ayarım. Ne hazırladınız kahvaltıya bugün arkadaşlar? Sizde ne var? Sizde ne var? Kahvaltı derken öğlen yeme. Brunch. Brunch. Yani saat şu an geç olduğu için Alişim o yüzden öğlen yemeği, kahvaltı derken öğlen yemeği diyor hani. Bizim her zaman alışkın olduğumuz saat bu. Alişim biliyorsun. Şimdi açalım. Kaşar peyniri çıkarayım mı? Evet. Çocuklar sever. Çıkardım. Zeytin peynir. Çıkardım hemen. Şuradan tabak alabilir miyim? Köfte gibi olmuş. Evet. Nasıl yani? Güzel mi? Hı. Güzel. Çocukları uyandırsak? Bizi de görün. Ali Beyciğim bana da ısıttırdı da. Ekmekten. Güzel olmuş dedi. Tamam mı? Ekmeğin işi. Haftaki tamam. Ekmeğe gerek var mı şu an? Bence sıcağında dursun. Şu hamur kalmaya kaldı gibi bu. Daha kabarmayacak gibi. Kabarmaz da içini çekebilir Ali. Onu erken almasaydık. Olsun, dışarıdaki hayvanlara veririz. Sokak hayvanlarına da sahip çıkmak gerekiyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Herkes evde olduğu için hayvanlar aç kalacak. Hatta ben diyorum ki bir 4-5 ay evdeyiz muhtemelen, 6 ay. Bir tane kedi yavrusu alsak eve diyorum. Sonra bana kızıyorlar. Aldırıyorsun sonra bakamıyorsun, olmuyor diyorsun sürekli diyorlar. Cansucuğum da öyle diyor. Anne bak istiyorsun sonra vazgeçiyorsun. Üzülüyorum ben diyor. Ya, çok daha mantıklı şu an. Alişim de çok seviyor. Ali'ye de çok iyi geliyor. İş stresinden dolayı çok rahat yapıyor bence Ali'yi de. Onunla oynamak hoşuna gidiyordu. Ya hepimize iyi gelecek gibi ama mutfağın arası kapalı olsa, Amerikan mutfak olmasa kesinlikle alırım. Hiç düşünmem de. Yani böyle... Kalsın mı bir süre içinde? Kalsın kalsın. Şunları da yükseltmiş mi? Olmaz. Olmaz kocacık. Bal falan çıkaralım mı? Yani Allah ne verdiyse. Çay bardaklarımızı çıkarsak. Ben çocukları çıkarım. Yeter tamam. Çocuklar hemen kalkacaklar mı şimdi? Akşam yatmıyorlar, sabah kalkmıyorlar arkadaşlar. Sizinkiler de öyle mi bilmiyorum ama akşam yatmıyorlar, sabah kalkmıyorlar. Ben de yatamıyorum Caner'cim yatmayınca. Ben şimdi ne yapıyorum siz göremiyorsunuz. Yumurtalarımı soyuyorum. Başka bir şeye gerek var mı? Yok herhalde. Patates kızartmak istedim ama Alişim boşver dedi. Bir sürü şey var dedi. Diyet de yapıyoruz arkadaşlar. Yani ben ciddi ciddi az yiyip böyle sağlıklı beslenip spor yapıyorum evde. Pilates topunun üstünde yuvarlanıyorum. Şeyle hareket ediyorum yani, o ipi var ya hani. Ne o? Lastik bant. Onunla birlikte bayağı güzel hareketler yapılabiliyor. Ya kasları da güçlendirmek lazım. Şimdi bu kadar evin içinde kaldıktan sonra
Bu kadar evin içinde kaldıktan sonra sokağa çıktığımızda yürüyemeyeceğiz gibi geliyor bana. Belki de koşacağız. Yürüyememeyi bırak. Koşa koşa gideceğiz gideceğimiz yere. Allah izin verirse inşallah. Hay Allah'ım. Ne günler geldi ne günler. Rabbim beterinden korusun. Yumurtalarımı da böyle hazırladım. İnşallah geçecek bu günlerde. Allah'ım sağlık sıhhat versin. İşin başı sağlık. Sağlık sıhhat versin. Sonrasında hepsini hallederiz, hepsini yaparız. Biz üstümüze düşeni yapalım. Biz evimizden çıkmayalım. Biz evimizde kaldığımız sürece çok kısa bir sürede bu hastalık bitecek. Değil mi hocacığım? Bence de. Ali Beyciğim çıkmak zorunda. Ona bir şey yapamıyoruz ama benim çay tabaklarım buradaydı. Alabilirsem sizi rahatsız etmeden. Kamerayı bozmak istemedim. Açısını aldım. Yumurtanın kıvamı biraz çok. Evet, ben sana dedim ama erken haşlamıyorum dedim. Bekledikçe sertleşiyor çünkü hemen sıcağı sıcağı şey yapınca. Kalktı mı çocuklar? Çantı güvenliği, Cener kalkmıyor. Kalkmıyor mu? Kalkmıyor mu? Sen nerede ben kalkma belirtisi görmedim. Peçetenizi aldım kiler dolabından. Kalkmazlarsa oturur yeriz Ali. Masada böyle bekler, kalktıkları zaman yerler. Ne yapardım? Saat olmuş 10. Akşamın 10'u. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Yatmıyorlar, kalkmıyorlar. Masamız hazır. Ekmeğimiz de pişti. Biz şimdi Alişim'le kahvaltımıza başlayalım. Çocuklar herhalde kalkmayacak. Elif. Hı? Ekmeğini yiyor bak. Kim? Hani? Koş. Hani? Sağ tarafta. Ha. Ta oraya mı fırlattın ekmeği öyle? Fırlattım, atmıyorum. Sıcak olduğu için yiyemiyor yavrum. Köpek. İşte bak, rızgı onun rızgıydı, onun nasibiydi, o yüzden pişmedi öyle. Yiyemiyor sıcak olduğu için yavrum. Mutfağımı topluyordum arkadaşlar. Mutfağımı toplamadan, tamamen bitirmeden, işlerimi bitirmeden önce, ekmeğimi kaldırmadan önce size ekmeğimizi göstermek istedim. Bugünkü ekmeğimiz de böyle. Alişim acele etti. Pişirdi. Ama yine de sonuç güzel oldu. Mayalandı yani. Bakın şöyle içini göstereyim. Sıcak sıcak kestim. Çünkü kahvaltıda çocuklar çok seviyorlar. Şimdi poşetleyeceğim. Güzel, hatta sıcak olduğu için kesemedim. Hamurlaşmasın diye biraz da. Bakın. Şey yaptım, elimle kopardım yani, elim yana yana kopardım. Evet, bugünkü ekmeğimiz de böyle. Allah'ım bereket versin. Mutfağı hallettim, çamaşırlarımı bile katladım. Şimdi buradan herkesinkini odasına götüreceğim. Orayı hallettim, mutfağı hallettim. Bakın, yemek hazırlığına da giriştim. Ama yemeğe geçmeden önce evi süpüreceğim. Hep böyle siyah siyah bir şeyler dökülmüş. Her gün süpürsen istiyor. Vallahi istiyor yani. Her gün ev süpürme istiyor. Ocağa da eti koydum. Böyle kaynayacak. Aslında düdüklüye koyuyordum ama bu sefer dedim böyle küçük tencerede kaynatayım. Fasulyeyi pişirirken hemen üstüne eklerim diye düşündüm. Bu şimdi kaynarken ben de ne yapacağım? Evimi süpüreceğim. Önce çamaşırları yerleştireyim. Yemeğimi yapmaya başladım arkadaşlar. Soğanımı böyle doğradım. Yağını ekledim. Bakın iki tane salça kaşığı var burada. Bu biber salçası, bu domates salçası. Kuru fasulye ve nohutu ben domates salçasıyla pişirmiyorum. Son anda aklıma geldi domates salçası alırken. Evde bizim yaptığımız biber salçamızdan vardı. Hemen ondan ekledim.
Şöyle etim de haşlandı arkadaşlar. Bir güzel soğanımı kavuracağım. Sonrasında fasulyelerimi ekleyeceğim. Onu da süzdüm. Fasulyelerimi ekleyeceğim. Et ekleyeceğim. Biraz kavuracağım. Bu şekilde pişireceğim bakalım. Soğanımız bir güzel kavruldu. Şimdi fasulyemizi ekliyoruz. Bir güzel karıştıracağız. Sonrasında da etimizi ekleyeceğiz. Etleri de ekledim içine arkadaşlar ama suyunu daha koymadım. Suyunu kaynatıyorum. Bunu süzgeçten süreceğim. Etlerini kevgirle beraber koydum. Biraz şöyle karıştıracağım, kavuracağım. Sonrasında da suyu ısıtıyorum. Pişmiş haşa soğuk su koymamak lazım. O yüzden suyu ısıtıyorum. Birazdan ekleyeceğim. Etin suyunu da süzdüm. Ekledim böyle. Arkadaşlar şimdi kaynamasını bekliyorum. Şöyle bakın. Süzüyorum çünkü yemeğin rengini değiştiriyor. Mutfakta yalnız değilim arkadaşlar. Cansucuğum bize kurabiye yapıyor. Ve çekiyor benim için. Neyliydi bu? Yulaflı. Yulaf kurabiyesi. Yulaflı muzlu. Tahinli. Tahinli. Kurabiye yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Benim fasulyem pişti sayılır. Arkadaşlar ama şöyle altını da açmıştım. Bazıları pişti fasulyenin, bazıları sert, bazıları yarıldı. Biraz daha pişireceğim. Azıcık böyle bir 5 dakika daha duracak, sonra kapatacağım. Pilavımın pirincini hazırlamıştım. Azıcık da pirinç pilavı yapacağım. Bakın pilavı neyde yapıyorum? Tavada. Çünkü pilav tencerem artık kötü oldu arkadaşlar. Ve bu biliyorsunuz teflon tencereler, tavalar son derece sağlığa zararlı. O yüzden kullanmayın. Siz de kullanmayın. Ben de kullanmıyorum. Artık onu atacağım. Kocacığım bana yenisini alır. Biz çıkamıyoruz ya. Elişim alıyor hepsini. Hemen pilavımızı yapalım.